Baba dedim, neden sen kendin beste yapmıyorsun, türkü üretmiyorsun dedim. Oğlum dedi, ozanlar birbirinin devamıdır dedi. Eğer benim demek istediğimi benden evvel gelip giden bir ozanımız yazmış gitmiş ise bana o bir miras bırakmıştır. Saygıyla anarak onun sözlerini havalandırırım dedi. Bakılmaz mı gözler dökülen yaşa, gör ki neler geldi o garip başa. Aman hasret etti bizi ere, kama kardeşa bir ayrılık, bir yoksuzluk, biri de ölüm. Aman. Neşet Ertaş 1950'lerin ortalarında koptu bozkırdan. Henüz 20'lerine gelmemişti bile. Kendini bildiğinden beri babasının yanında köçeklik yapıyor, düğün çalıyor, bir kuru ekmeğe talim ediyordu. Sonunda yeter dedi, elinde saz, cebinde 2,5 lirayla ata toprağı Kırşehir'i terk edip düştü yola. Çıkınında bir aşk acısı vardı, bir de geçim davası. Gurbetin adresi Garipler Diyarı İstanbul'du. Gurbete gineni de gelmezdi yollar. Akar gözyaşları o sözler murada ermez diyorlar. İşte ben aldım başımı gittim, her başını alıp giden İstanbul'a gidiyor. 2,5 lira var. Dedim ya, Kırşehir'den Ankara'ya kadar otobüs 2,5 liraydı. Ankara'ya geldim, param yok. Otobüslerim orada haydi, elimde saz duruyorum. Ona vardım, buna vardım. Ben İstanbul'a gideceğim, param yok dedim. Hiç kimse bana dönüp bakmadı. Yüzünün yarısı yanık bir, benim boyumda biri vardı. Saza baktı. Çal dedi. Ben oturdum, başka sermaye var. Başladım saz çalmıyor. Kimi çığırıyor, kimi otobüsün geliyor gidiyor. Biraz dinledi, minedi. Ondan sonra çırpmaya gitti. O gelince tekrar başlıyordum. Geliyordu, durursam eğer çal diyordu, çalıyordum. Ta öğlenden akşamın gece yarısına kadar saz çaldırdım. En son otobüsün arkasında şöyle bir boşluk vardı. Oraya beni ayakta verdi. İstanbul'a gittim işte. Geçeden öteki geçiye köprüyü oldu. Gemiyle otobüs geçti. Sirkeci de indirdi bizi. O bir zabah oldu haliyle.
Aynı yıllarda, aynı yollarda yüz binlerce Anadolu göçmeni vardı. İstanbul, Anadolu'yu ışıklı bir mıknatıs gibi kendine çekmeye başlamıştı. Göçmenler denkleriyle, dertleriyle, türküleriyle gelmişler, ekmek derdine düşmüşlerdi. İstanbul kapısında iş arayanlardan biri de Neşet Ertaş'tı. Hemen iş aramaya başladım. Önüme gelen yerlerden iş aradım. Akşama kadar iş bulamadım. Gidip geldiğim yerlerde yok. Ne iş verirseniz yaparım diyorum. O gün bulamadım. Gel, onlar görmeden otelciler geldim. Yattım, onlar görmeden tekrar gene çıktım. Bu defa gitmediğim yerlere gittim. İş aradım. Üçüncü gün acıkmışım herhalde. Gene böyle çıktım. Bu defa karnımın dokluğuna, karın dokluğuna iş aradım. Gene bulamadım. Başka umudum yok. Bitti. Baktım ta şeyde Doğu İşhan'ın en üst katında Şençalar plak diye yazıyor. Sazı aldım, oraya çıktım işte. Behi Aksoy'un da ilk plağı çıkmış, onu dinliyorlar. Kapıda dingeldim. Epey bir dingeldim bu girişte. İsmail Şençalar. Neye gel dedi. Ben dedim saz çalarım dedim. İşimizi bitirek de dinleyeyim dedi. İşlerini bitirdiler. Ondan sonra işte başladım orada. Bir hava çaldım. O neden garip garip ötersin? Babamın bir bozlağıydı. Neden garip garip ötersin bülbül? Yoksa sen de bahtın mısın? Ağladı Kadir Şençalar, yanıma geldi hemen. Nereden gelip nereye gidiyor? Aç mısın susuz? Nerede yatıp nerede kalkıyor dedi. Nerelisin dedi. Aç mısın susuz musun dedi. Kadir Şençalar. Ya benim aldı beni Beyoğlu'na götürdü. Beyoğlu Saz'a öğlenleyin. Garsonlara temizlik yaptırıyor müdürü. Oo Kadir Bey, siz buralara gelir miydiniz dedi. Size bir garip getirdim dedi. Bana dedi ki garip, sahneye çık, bana garip bülbülü söyle dedi. Ben sahnede garip bülbülü söylüyorum. Ondan sonra geldim, dedi ki garip dedi, sen dedi öğlen ekmeğini burada yiyeceğim dedi. Akşam ekmeğini de burada yiyeceğim dedi. Akşam dedi sahnede dedi saz çalacağım dedi. Sana 7,5 lira da dedi para verecekler dedi. Allah yerden göğe kadar razı olsun Kadir Şençalar'dan, nur içinde yatsın. Bana böylece İstanbul'da ekmeği Kadir Şençalar dedi. Talih yüzüne gülmüş, bir iş bulmuştu. Şimdi öğle ve akşam yemeklerini pavyonda yiyor, akşam orada programını yapıyor, 7,5 liralık yevmiyesini alıp yürüyerek Hacı Hüsrev'deki tek göz evine gidiyordu. Burada aşağı yukarı bir sene ben bu evde kaldım. Etem Kako vasıtasıyla ben Kırşehir'den adres olarak buraya geldim. Bana burada bir yaşlı kadının yanına verdi beni. Gömleğimi yıkardı işte. Yorganımın çarşafını yıkardı. Ben akşamları giderdim Beyoğlu Saz'da çalar geri gelirdim. Bir sazım vardı, şu patike taşlar vardı, eskiden burada asfalt yoktu. O taşlar yalama olmuştu. Elimde sazına gelirken ayağım kaydı, sazım kırıldı. Öyle üzülmüştüm ki bir daha saz almaya param yoktu çünkü. ...1957'de babasının 20 yıl önce yapamadığını yapıp ilk planı doldurdu. Yine babasının ünlü bozlağıydı bu. Neden garip garip ötersin bülbül? Bu derdin elinde kaldım bir çare. Aradım derdime.
bulmadım çare. Yüreğimde vardır bilinmez yâre, sende yüreğimde yaralı mısın? Yüreğinde bilinmez bir yâre kanıyordu ama yaşadığı şehrin umurunda bile değildi bu. İstanbul ona ısınamamıştı, o da İstanbul'a. Yapayalnızdı. Bir buçuk iki sene kaldım ben orada. Tamamen yalnızdım. Hatta Yalova'ya bir konsere gidildi, beni de götürdüler. Gemiye bindik, ben Yalova'ya varıncaya kadar ağladım. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Zeki Müren'in bir şarkısı meşhurdu o zaman. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederimi. Kendi kendime bunu böyle mırıl ingileyerek ta oraya kadar, Yalova'ya kadar ağladım. Yalova'da konser bitti, geri gemiye bindik. Geri gelinceye kadar da yine aynı şarkıyı kendi kendime, gemide ağzım rüzgara doğru. Kendi kendime bunu mırıldanarak geri gelinceye kadar da ağladığımı biliyorum. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni yalnız seni gördüm gibi Neşet Ertaş'ın arşivlerdeki en eski fotoğrafı bu. Kaytan bıyıkları, dalgalı saçları, püsküllü bağlamasıyla Beyoğlu Saz'da çaldığı günler. O İstanbul macerası yaklaşık 2 yıl sürdü. 2 yıl sonra koltuğunun altında 2 plakla baba ocağı Kırşehir'e geri döndü. Bugün ayın ışığı elinde baldaşı. Kırşehir'de bir gün TRT Ankara Radyosu'ndan Hacı Taşan'ın sesi duyuldu. Taşan, Muzaffer Sarı Sözen'in hazırladığı Yurttan Sesler programına konuk sanatçı olarak katılmış, türkü söylüyordu. Genç Neşet, severek dinlediği ve yayınlanacağı günleri iple çektiği programda Hacı Emmisi'nin sesini duyunca heyecanlandı. Sazını aldı ve Ankara'da radyo evinin kapısını çaldı. Kalabalık içeride şöyle elimde ses, birisi bana baktı. Ne o, ne geziyorsun dedi. Dedim Yurttan Sesler'de dedim bir türkü çalmak için geldim dedim. Beni aldı aşağı bodruma indi. O birinci kattan aşağı indi. Aşağıda şimdi tanıdığıma göre bütün sanatçılar aşağıda oturuyor. Böyle bir köşeye, bir üçgen bir köşeye beni oturtturdu. Önüme durdu. Çal dedi bana. Emin al demirmiş. Epey not etti bana, dedi ki işte pazartesi cuma günleri oluyordu şey. Yurttan Sesler. Yurttan Sesler'de dedi
çalıp söyleyeceğin için dedi, memleketine haber verebilin dedi bana. Ama hayatımda ne kadar heyecan duyduğumuzsa hepsinin üstünde bir heyecan duydum ben o arada. O kelimeyi duyduktan sonra. Ama cuma günü geldi, o günü geldim. Ta erken de geldim, bir saat evvel geldim. Oo, çok değişmiş buralar. Buradan geldiğim zaman beni dışarıdan çağırdıp ilk defa Muzaffer Sarı Sözen'in huzuruna geldiğimde şu sandalyeleri yoktu, orada bir masa vardı. Muzaffer Sarı Sözen rahmetlik masanın öbür tarafında oturuyordu. Bu tarafta okuyanlar vardı, şu tarafta çalanlar vardı. Böyle bir sandalye koymuşlar şu masasının önüne Muzaffer Sarı Sözen'in. Oturdum buraya. Otur dedi, oturdum. Emin Bey'in tavsiye etmiş olduğu sen misin dedi bana. Estağfurullah efendim dedim. Bir an içsek bir hava çaldıracak dedi. Aldım sazı elime. İşte bir bozlak çaldım. Türküler dinleyeceksiniz. Çalan ve okuyan Kırşehirli Neşet Ertaş. Aman geleli gülmedim ben bu cihana. Ah geleli gülmedim ben bu cihana. Of. Şu alem başıma dardır yar edenim, yar edenim. Giriftar olmuşsun bunca isale. Giriftar olmuşsun bunca ishale, çektiğim ahınan zardır yar eden dediğimde çocuğum ishal mi oldun dedi bana. Halkımız dedi bu ishaleyi anlamaz, ishal olarak anlar dedi. Halkımızın anlayacağı dilden dedi çalıp söylemek gerekiyor dedi. Başka kublesi varsa onu söyle dedi. İkinci kublesinden itibaren bu bozluğa çaldım söyledim. Artık yeni mekanı Ankara'ydı. Şimdi Neşet Ertaş'ın Neşet Ertaş olacağı 60'lı yıllar başlıyordu. Başkentte ismi daha sık anılacak, peş peşe plak çıkaracak, radyoda sesi daha çok duyulacaktı. Hayatının akışını değiştirecek aşka da burada düşecek, Mecnun Leyla'sına kavuşacaktı. Sevda gitmiyor serde de aman Leyla, Leyla. Sevda gitmiyor serde de aman Leyla, Leyla. Düşürdün beni derde de böyle yarim. Geldim Ankara'ya, bizim sünnetçi Veysel Usta'yı buldum. Epeyce ağleştim, evinde kaldım. Bana 100 lira verdi, bir pambuk yatak aldım. Ettiysen böyle buldum dediler. Zülüflerin dökülmüş de aman Leyla, Leyla. Bir ev kiraladım münasip yerde. Kaldı kağım kardeş Leyla, hep Kırşehir'de. Bu aşk hançerini vurdu derinde. Çaresini bulamazsan ölün dediler. Al yanağına perde de eyle yarimi. Gel Kırşehir'de. Doğduğum il Kırşehir'i,
Orta Anadolu bölgesinde kurulmuş, yağışları az, bağlık bahçelik ve daha ziyade koyun yetiştirmeye ve buğday ekimine elverişli bir araziye sahiptir. Şehrin kimler tarafından kurulduğu kesin olarak belli değildir. Kırşehir'i birçok önemli ve değerli kimseler yetiştirmiştir. Gezilecek yerlere gelince terme kaplıcaları şehrin içindedir. Kadın hastalıkları, devran bozuklukları, cilt hastalıkları, romatizma, siyatik, eksama gibi hastalıklar için şifalıdır. Kırşehir'imizi yeteri kadar anlatmaya çalıştım. Kırşehir'imizi anlatan ve çok sevdiğimiz bir Kırşehir türküsü söylemek istiyorum sizlere sevgili dinleyiciler. Biter Kırşehir'in gülleri biter, çırpınıp dalında bülbüller öter. Biter Kırşehir'in Neşet Ertaş 1960'ların ortalarında TRT'nin mahalli sanatçılar için açtığı imtihanı kazandı. Radyoda program yapıp kendi yöresini tanıtıyor, türkülerini çalıp söylüyordu. Geceleri ise Ankara Rüzgarlı Sokak'ta pavyonlarda çalışıyordu. Bu arada hep çalmaya alıştığı düğünlerden biri de kendisine kısmet olmuştu. Türkülerinin ünlü Leyla'sına tutulmuştu. Bu saz evi açmış Altın Dağı'na. Oraya gittiğimde bunu ziyaret edeyim. Umardım dükkandaymış. Biraz konuştuktan sonra oraya bir şey geldi. Bir hanım geldi, kız. Genç bir kız geldi. Baktım bunlar samimi konuşuyorlar. Şunu bunu konuşuyorlar. Sonra o kız gittikten sonra ben Neşet'e dedim ki, Neşet bu Necip çok samimi konuşuyorsunuz. Dedi ki, yahu ben buna aşığım dedi. Leyla Ertaş'ınla ben evleneceğini duydum. Neşet evleniyormuş dediler. Dedim yahu bu nasıl, neyin nesi bu? Bizim de haberimiz olması gerekir. Gelin buradan gittim. Bunun arada orada bir saz dükkanı vardı. Oraya vardım. Ben bu sonraki aldığım aileyle beraber vardım, biliyorum. Orada otur yok, bir de o andan iki tane kadın geldi oraya. Geldiler efendim, Neşet dedi ki, bizi takdir etti şu annem şu babam dedi o kadınlara. Neyse geldi, beni tokat yaptılar. Gittiler. Gidince bizim bu aile dedi ki, sen tanıyor musun dedi Neşet'in alacağı kızı dedi. Ben ne bileyim, görmeyince Neşet'in alacağı kızı nereden tanıyayım? Nereden bileyim halen dedim. Bir temsiller şu aşık kısmısı biraz kurmaz olur falan dediler. Buraya gelenin dedi birisi dedi Neşet'in dedi alacağı kız dedi. İşte yakamızın da yıkanması gerekiyor, pavyonda çalışıyor. Ergen olana da hanım alıp boşamak da kolay gelir derlerdi. Atasözüydü bu. Ama biz nereden bileceğiz atasözünün kıymetli olduğunu? Öyle oldu, böyle oldu. Kendim ettim, kendim buldum. Türküsünü çığırdım. Bilmediğim yere adım attım. Çıkıncaya kadar tüy tozak kalmadı tuzakta. Neşet Ertaş'ın Leyla ile evliliği 10 yıla yakın sürdü. Bu süre içinde 3 çocukları oldu.
sonunda anlaşamayıp ayrıldılar. Bu ayrılık Neşet Ertaş'ı sanatının doruğuna çıkardı. Kariyerinin en güzel, en bilinen sevda türkülerini o dönem çalıp söyledi. Kendim ettim, kendim buldum. Hata benim, günah benim, suç benim. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Yazımı kışa çevirdim. Yazımı kışa çevirdim. Karlar yağdı başa Leyla. Viran oldu evim, yurdum, ne söylesem boşa Leyla'm, ne söylesem boşa Leyla'm, boşa Leyla'm. Viran oldu evim, yurdum, ne söylesem. İşin kötüsü, bu evlilik dolayısıyla babasıyla da arası açıldı. Çünkü Muharrem Ertaş daha evlenirken oğluna karşı çıkmış, alma Neşet'im demişti. Şimdi saz ve söz ustalığında yarışan baba oğul en iyi bildikleri dille, türkülerle atışacaklardı. Oğlum Neşet Ertaş'a bir şey söylemiştin yavrum, gel sen bu ailedeki alıkana vazgeç, alma demiştin. O da bir daha kapılmış. Bir daha kırdı beni, aldı. Alınca da tabii bu babasına da bu benim söylediklerime göre başına da işte aynısı geldi. Ya acıyı sana her şeyi söyle diyor. Tabii. Onun üzerine bir şey söylemişti. İzninizle söyle. Elden tutmadım. Neşet sevgimi öksüzü koydum yavruları buldum. Rahmetlik de zaten de buna haliyle evladının yuvasının dağılmasını ister mi? O acıyla da o doğru söylemiş. Küsmedim Neşet'im, kahrettim sana hala. Babam galimizde sormadım bana. Olan olmuş yavrum, ne deyim sana, oy vay sana. Sen aklını yitirmişsin evladım. Ben babama cevap verdiğim şuydu efendim, aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden? Aslı bozuk deme gel şu insanı. Aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden? Aslı bozuk deme gel şu insana, soracak olursan eğer ki benden. Aslı bozuk deme gel şu insana, ya dost, ya dost, ya dost, dost. Yazımızı felek yazdım Mevla'dan değil. Senin dediklerin evladan değil. Her hata suç bende, Leyla'dan değil. Aslı bozuk deme gel şu insana, ya dost, ya dost, dost. Olur he. ...1965-75 yılları arasında Türkiye'de Neşet Ertaş rüzgarı esiyordu.
30'larındaki bu türkücü babasından öğrendiklerini sırtlayıp kente taşımıştı. Ama bununla kalmamış, sazına yeni perdeler takarak, sesine kentin şivesini katarak, köyün geleneğini kentin rengiyle, ritmiyle buluşturmuştu. Yari güzel olanı, yari güzel olanı gözüne uy, kumu gelin. Babasından aldığı türkülerin yanı sıra kendi deyimiyle havalandırdığı yani bestelediği türküleri de söylüyordu. Onunla bu türküler kentin yeni göçmenlerinin eğlence mekanlarına, gazinolara, pavyonlara, meydanlara giderek güneş görmeyen mapushanelere, Sıla'daki düşkünlere, zülüf dökülmüş yüzlere taşınmıştı. Ne çalsak ne söylesek hepsini sizin için çalar söylerik. Son nefesime kadar sizlerle beraberim. Ayaklarınızın turabıyım, gönüllerinizin hizmetçisiyim. Dertlerinizin ortakçısıyım ben. Aranan sanatçıydı artık. Anadolu'nun her yanında turneye çıkıyor, halkla buluşuyordu. Gördüğü ilgi o kadar büyüktü ki bir süre sonra turne ekibinden kopup kendisi bir ekip oluşturmuş, yurt içi ve yurt dışında konserlere başlamıştı. O uzun turnelerden birindeyken Zeki Müren'in daveti üzerine İzmir Fuarı'nda As Solist'in kadrosuna dahil oldu. O dönemde iki ustanın Ankara'daki buluşmasından geriye unutulmaz bir hatıra kaldı. Kapıdan girdik, tab başta oturuyorlar, oturuyor, ayağa kalktı. Hoş geldin Neşet abi dedi oradan bana. Ben arkadaşları hemen kapının yanında bir yere bıraktım, oraya oturdular. Ben vardım oraya. Karşısında bir adam oturuyor. Kendi böyle oturuyor. Viski var önlerinde. Ne içen dedi, dediler. Rakı dedim ben. Ondan sonra senden de sır çıkmaz ya, bardağı üşledik gayri. Bardak üşlenince gayri eni uzunu belli olmuyor. Nereye kadar giderse, 2 saat mi çalmışsın, 3 saat mi çalmışsın bilmiyorum. Ben çaldıkça o içiyor ama. Ben çaldıkça o içiyor, mecnun oldu. Böyle saç baş dağıldı, Allah sizi inandırsın. Tam bir mecnun oldu yani, öyle. Ya o durum içinde neredeyse bir yerden yakaladı. Sazın tınısından bir havanın bir yerinden yakaladı. Onun bir aman aman yandım aman diye bir mayası vardı böyle. Sözlerini bilmem de o amanı bizi yediydi. Onu biz biliyor onu. Aman aman yandım aman dedi ama benim o 3 saat 4 saat çaldıklarımı alayını bir teraziye koysan kurban hep bir tarafa o yerde tabana vurdu. Yedi beni aman amanı, zaten daha evvelden de biliyorduk onu ya. Ondan aman amanı bitirdi, Zahidi'ye başladı. Zahidem, kurban, sallama beşik, beni genç yaşımda eyledin aşık. Kadir Memla senden bir yar isterim, Abuday Benizli zülfü dolaşır. Şöyle bir ölçtüm Zahide'yi,
Zahide de azıcık ben iki ağır basacak gibi geldi. İkinci kublesinde ben yakaladım orada. Esir Zahide'ye kurbanım hep bende. Kusur Zahide kurbanım. Beni affetsin, ruhundan af diliyorum Zeki Müren'in. Olamaz böyle şey dedi. Kafasını yandaki duvar taktaydı. Allah'tan böyle yarı yerine kadar taktaydı. Oturduğu yeri bir kenar duvar oturuyor. Kafasını o duvara nasıl vurduğunu hayal bile etmek istemiyorum. Baban seni bana verseydi yetmez miydi bize el kadar hasır yetmez miydi ah bize el kadar hasır. 1980'ler yaklaşırken Neşet Ertaş şöhretinin zirvesindeydi. Çaldığı pavyonlar, gazinolar tıklım tıklım doluyordu. Ama talihsizliklerde kapıya dayanmıştı. TRT, benim koyduğum notaların üzerine fazladan bir perde bile basamazsın diyor, içinden geldiği gibi çalmasına izin vermiyordu. TRT'den umudu kesmişti. Eşinden boşanmıştı. Gazinolardan, düğünlerden, gece hayatından, alkolden yorulmuştu. Korktuğu şey bir gece Ankara'da, Ahu Pavyon'da sahnedeyken başına geldi. Ankara'da Ahu Pavyon'dayım. Gece saat kaç? Geç saatlerde çıkıyordum. Çalıyorum, barnağım basmıyor. Barnak basmayınca, ya insan saz çalarken şu bir perdeye basmak istiyor. O barnak perdeye basmazsa nasıl olur? Daha evvellerde korkusu vardı. O anda gövdemden bir su boşaldı. Sandım ayakkabılarımın içi doldu sandım. O gece hemen alıp hastaneye götürdüler. Kapı kapı doktor aradılar. İlk muayenede felç olduğu anlaşıldı. Yıllar yılı geçimini sağlayan parmakları durmuş, emektar bağlamasıyla yol arkadaşlığı son bulmuştu. Çok mağdur durumlara da düştüm ben. Daha doğrusu evim yoktu, kiraydı. O da değil. Dedim ki en son dedim şurada onu da söyleyeyim. Gideyim bir dedim bir rompileyi okuyayım en sonda dedim. Onu dedim sırtım alayım belki bir civara parası olur. İrel'de geride bana diye İstanbul'a gittim. Bir havayı çalıp bitiremedim. Arabamın benzini bitti. Cebimde civara bitti. Yürüye yürüye Gençlik Parkı'na geldim. Adı sana belli değil iken torlayıp toplayıp yani bunu başa kalkmak değil torlayıp toplayıp turnelere çıkarttıklarımdan. Evlenmediyse evlendirip varsa borcu bana onu düğün hediyesi ettiklerim. Ben dedim ki arkadaş durum şöyle şöyle kravatını düzeltip he dedi gitti. Şimdi kimsesiz, yoksul ve hastaydı. Garip için yine kalkıp göç eyleme vakti gelmişti. Terki diyar edip Almanya'ya gitmeye karar verdi.
yeniden yollara düştüm. Nice sultanların tahttan indirir, nicesinin gül damzini sağır. Nicesini gelmez, gelmez yola gönderir. Aman, 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 aman.